Bu güneşle randevu saatimiz geldi. Evet. Güneşte bir hareketlilik var. Korkmamız gereken bir dönem mi? Bizi nasıl etkiliyor hocam? Deprem bölgesel. Bu tür bir hadise global. Önümüzdeki iki yıl çok önemli olacak. Biz zaten güneş patlamalarıyla bağlantılı olmasa da dönemsel enerji kesintileri yaşayabiliriz. Yani 2024 yılında en çok ne konuşacağız diyor insanlar. Bu güneşteki büyük patlama bizim internet elektrik kesintilerimize evet. sebep olabilir mi? GPS sistemleri çökebilir mi? 2024 26 yılları arasında insanların <laughs> agresyonu yükselecek büyük olasılıkla. Ee, bu büyük çaplı patlamalarla tufanların bir ilgisi ya da büyük tufanın bir ilgisi olabilir mi hocam? Nisan 2024. 2024 yılının en dikkat çeken ayı. Hastalıkların biraz dağıtabileceği bir zaman. Aslında bir su krizine doğru da gidiyoruz. Merhaba sevgili dostlar, değerli izleyiciler. Beyza Akan YouTube'dan gönül dolusu sevgiler gönderiyoruz. Çok özel, çok önemli bir konuğumuzla birlikteyiz. Ayrıca çok özel bir mekanda ağırlanıyoruz. Belki birçok kişinin katılım göstermek istediği, merak ettiği bir mekandayız. Astroloji okulunda e, Astrolog Öner Döşer hocamızla birlikteyiz. Valla genelde biz hoş geldiniz diyoruz ama kanalımıza hoş geldiniz, biz de mekanınıza hoş gördük. <laughs> çok teşekkür ederim hoş geldiniz ayaklarınıza sağlık bütün ekibe ayrıca çok teşekkür ediyorum burada olmanız benim için ayrıcalıklı ve çok keyifli e, sizi özel bir yere koyuyoruz her zaman için eksik olmayın çok hem ben hem de, de eşim Gaye Hanım. Gaye Hanım'a da görüldü dost sevgiler yakında inşallah Gaye Hanım'la çok özel bir yayın yapacağız şimdi konuşacağımız konularla ilgili bir yayın olacak yakında duyurusunu yapacağız inşallah buradan müjdemiz olsun. E, Öner Hocam gerçekten YouTube özellikle mecrasında Astroloji Okulu'nun YouTube kanalı var. Sürekli yayınlar yapıyorsunuz. Beni kırmadınız izleyicilerimiz için. çok teşekkür ediyorum. Gerçekten tüm ekip arkadaşlarım, ajansdaki arkadaşlarım da adına çok kıymetlisiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siz de öyle. Çünkü bu, ben sizinle yayın yapmayı neden çok istedim? Biz hep söylerim. Bazı televizyon yayınlarında da kayıt dışılarda da söylemiştim. 2012'de Güneşteki hareketlerin Dünyayı, insanları, canlıları doğrudan etkilemesi üzerine sizin çok önemli yurt içi, yurt dışı kaynaklı çalışmalarınız vardı. Evet. E, o zaman size ağırladığım kitabınız da zaten bununla ilgili bir kitaptı. Çoğu kişi daha meseleyi bilmiyor iken evet. siz bunu cesaretle anlattığınız için bu dönem sizinle konuşmamız gereken bir dönemde. Çok teşekkür ederim. Çok fazla teori dönmeye başladı çünkü. Evet. Dedim ki hocam bilimsel düzeyde. Bunu astronomik düzeyde çok güzel anlatacak. O yüzden bu güneşle randevu saatimiz geldi. Evet. Güneşte bir hareketlilik var. Dünyayı doğrudan etkilediğini bazı canlılardan gözlemliyoruz. Şimdi soracağım zaten. Öncelikle korkmamız gereken bir dönem mi bizi nasıl etkiliyor hocam? Etkilerini bir anlatır mısınız? Şimdi endişenin sebebi nedir? Nedir? Aslında geçmişte olan bazı etkili güneş patlamaları... Güneş patlamaları çeşitli zamanlarda oluyor zaten. Buradaki en önemli nokta güneşte etkili bir patlama olduğunda güneşten özellikle koronel kütle atımı dediğimiz dünya manyetik alanını etkilediğinde işte bizim en çok bu son dönemde endişeyle bahsettiğimiz, evet. korktuğumuz e, internet kesilecek mi, elektrik kesilecek mi gibi sorular içerisinde kaldığımız şey aslında Son dönemde NASA'nın da çeşitli uyarıları olan bir durum. Hatta İngiltere başbakan yardımcısı bazı açıklamalar yaptı kendi kamuoyuna. Önümüzdeki dönemde bazı kesintilerin olabileceğine kesin. yönelik, Doğru. işte mum yedekleyin, efendim pilli radyo kullanın vesaire gibi bazı uyarılar da bulunduğu bence çok da doğruydu. Bazı bilim insanlarına göre. İnternetin bu kadar süre kesit kalabileceğine veya elektriğin kesilebileceğine yönelik bu kadar büyük bir güneş patlaması olasılığı yüzde on civarında. Yani burada böyle çok büyük bir olasılıktan bilimsel anlamda bahsedilmiyor. Evet. Geçmişteki bazı etkili güneş patlamalarına baktığımızda 1859'daki Carrington olayı olarak da bilinen en büyüğü, o galiba. En büyüğü yani yakın tarihteki en evet. büyüğü Şimdi önce şunu söyleyeyim. Süper güneş patlaması denilen güneşteki yüksek oktavlı patlamalar her 150-200 yılda bir X50 ve X100 sınıfı arasında gerçekleşebiliyor. Güneş patlamalarının sınıfları var. Radyasyona göre bir sınıflanma. Yani güneşten gelen radyasyonun yoğunluğuna, gücüne Hı. göre. A, B, C, M ve X sınıfı güneş patlamaları var. Yoksa güneşte her zaman dediğim gibi patlamalar oluyor. Bazı dönemde daha fazla, güneş maksimum döneminde en fazla. A, B, C sınıfı patlamalar özellikle dünya manyetik alanını etkileyebilen çok fazla bizde sorun yaratabilen patlamalar değil. M sınıfı patlamalar biraz daha orta ve üstü düzeyde, X sınıfına yakın kuzey kutup ışıklarını e, yaratabiliyorlar e, ve bazı kısa dalga radyo yayın kesintilerine sebep olabiliyorlar. İlk sınıfı patlamalarsa işte bu konuda endişe duyulan patlamalar. Onun da kendi içinde sınıfları var. Yani X1, X2 vesaire şeklinde gidiyor. Şimdi bir şöyle bir bilgi vereyim. Buyurun. Yaklaşık 150-200 yılda bir X 100 ila X50 arasında bir büyüklükte bir süper güneş patlaması oluyor yaklaşık 1500 yılda bir daha uzun var. Çok daha büyük e, patlamalar olabiliyor. X500 sınıfına kadar çıkabilen. işte 3000 yılda bir çok daha büyük belki X1000 sınıfına kadar çıkabilen patlamalar olabilir. Bunlar ekstrem. Ha bunları insanoğlu bilim insanları nasıl ölçebiliyor? Karbon 14 yöntemiyle ölçebiliyor. Bazen buzulların altındaki Hı -hı. E, işte o zamandan gelen etkileri çünkü buzullar korumuş oluyor. Evet. Ee, bazen ağaç halkalarına bakarak e, tahminler yürütülüyor vesaire. Demek evet. ki doğaya doğrudan etkilisi oluyor doğrudan ki bu etkili. izleri takip edip sonuç ortaya çıkarıyorlar. Ee, yani bunların tarihte olduğu hatta Güneş Doran kitabında yer verdim. İşte milattan önceki dönemlerden itibaren. Şöyle göstereyim kitabı da. E, verilen bilgiler var. Ama bizim yakın tarihimizde yani elektriğin erken çağında 1859'u düşünün daha telgraf ofisleri var vesaire. O vakitte astronom Richard Carrington teleskopun icadından sonra işte gökyüzü gözlemleri Gerden, devam ediyor. Güneş tekelerini izliyor. Güneşteki manyetik bozulma alanlarını takıntılı bir şekilde izlerken bir anda güneşte bir büyük ışıma görüyor ve bölgesel bir yoğunlaşma o güneş olduğu bölgede. Ve buna çok şaşırıyor ve resmini çiziyor, elle resimlerini çiziyor. Aradan 18 saat kadar süre geçiyor. Yeryüzünde insanları geceliğin uykusundan uyandırıp gündüz olduğu sandıracak kadar etkili kuzey ışıkları görünmeye başlıyor. Ve telgraf ofislerinde yangınlar çıkmaya başlıyor. yani hatlar gerilim hatlarında arızalar oluşmaya başlıyor. Aynı gün mü oluyor hocam? Aynı Dünya gün. saatini. evet. Zaten bu etkiler birkaç saat süren etkiler. Evet. Bazen bir ikinci güne uzayabilir. Jeomanyetik fırtına deniyor. Yani jeo yer demek, hı hı. manyetik fırtına. Nasıl ki biz bir fırtınadan bahsediyoruz. Kasırgalar, fırtınalar, hava sistemleri var. Bu da uzay havası diyebileceğimiz bizi etkileyen, göremediğimiz ama kuzey kutup ışıkları veya güney kutup ışıkları sayesinde o renk değişimleriyle aurora denilen hı hı. anlayabildiğimiz bir şey. Yani aslında bunların varoluşunu biz o ışımalardan anlıyoruz. Ve bundan çok güçlü olduğunda işte o zamanki gibi X80 sınıfı olduğu düşünülen, tahmin edilen bir patlama bu. 1859'da olan telgraf ofislerinde bütün bu yangınlar vesaire çıkarken düşünün telgraf kağıtları falan da yanıyor. Ve o kadar makineleri fişten çekin talimatı geliyor. Fişten çekiyorlar makineler hala çalışıyor. O kadar Bu enerji, enerji meselesi cepte olsun şimdi. Evet, Çünkü evet. fiş çekiliyor ve cihazlar hala çalışmaya devam ediyor. Nasıl güçlü bir enerjiden bahsediyoruz? Evet. Bu enerji sorumuz cepte. Hepiniz evet. merak ediyorsunuz biliyorum. Evet. Buyurun hocam. Ve dolayısıyla bu bir önemli kriter oluyor. Bunların güneş patlamalarından olduğu düşünülüyor. Fakat Güneş parlaması, patlaması Partleri ikisi mi hocam? aslında güneş parlaması deniyor daha ziyade. Yani hı. solar flare e, İngilizcesi biz güneş patlaması olarak genelliyoruz. Bir de koronal kütle atımı denilen korona hı. yani güneşin hı hı. taç küresi atmosferinden, güneşin atmosferinden kopup gelen e, daha yoğun e, partikülleri içeren ve plazma bulutu şeklinde uzayda seyahat eden yani Güneş'ten dışarı püsküren rüzgarlarla da uzayda çeşitli yönlere giden partiküllerden bahsediyoruz. Protonlar vesaire evet. çeşitli enerji yüklü parçacıklardan bahsediyoruz. Bizim endişemiz bunlar dünya yönünde olduğunda bizim koruma kalkanımız olan manyetik alanımızı etkilediğinde ki çok önemli bir koruma kalkanımız var. Bu arada hemen burada bir parantez açmak evet. istiyorum. Endişenin bir diğer sebebi de aslında şu. Manyetik alan şiddeti deniyor. Kp evet. endeks olarak da ölçülüyor. Jeomanyetik alan şiddeti, manyetik alanın koruyuculuğu son 100 yıl içerisinde %10 kadar azalmış durumda. Yani manyetik alanımızda nispi bir zayıflama var. Bu ne demek? Dış uzaydan gelen zararlı ışınımlara karşı kalkanımız koruma zayıflamış. kalkanımızda evet. biraz zayıflama var. Dolayısıyla daha fazla etkileneceğimiz yönünde. Bu daha fazla önlem gerektiriyor. Kesinlikle. Evet. Hem teknolojik hem kişisel Hazırlı. çünkü bizleri de etkiliyor. Bizlerin de manyetik alanları var sonuçta baktığımızda. Ee, ve bütün bu hadiselerin içerisinde bu 1859'daki x 80 sınıfı patlama... Ayrıcalıklı herkesin örnek verdiği bir hı hı. önemli olay ve ilk kez bir astronom tarafından gözlemlendiği için de çok önemli. Daha sonraki yıllarda bu kadar güçlü olmasa da çeşitli koronel kütle atımları dünya manyetik alanını vuruyor. 1920'li yıllarda mesela var. Hı hı. Bunlardan bir tanesi demir yollarıyla ilgili sıkıntı yaratmış ve... Hatta işte orada bir bozulma olduğu için tren kazalarına sebep olabilen bir tarafı orada fark edilmeye başlanıyor. Bir diğer tarafı radarları evet. bozduğu için Güneşte da var. Siz okudunuz biliyorum. 1960 evet. yılında bu radarlarda bozulmalar olduğu için hani Ruslar kendilerine saldırı olduğunu düşünerek Dayak geçiyorlar. Çünkü iletişimle ilgili sıkıntılar radarlarda, manyetik bütün alıcılarda bozulmalar. Günümüzde GPS sistemleri var pek tabii ki. Çok daha fazla kullanıyoruz. Kesinlikle. Bunlarla ilgili bozulmalar da tabii oluyor. Buradan sonra çok daha teknolojinin de gelişimiyle nasıl etkileneceğimiz yönünde fikir sahibi olmaya başlıyoruz. 1989 yılında Kanada, Quebec'te yine bir koronel kütle atımı X17, X20 arasında bir gücü olduğu sanılan yani Carrington Patlamasına nazaran, Carrington olayına nazaran daha zayıf bir yine güneşteki koronel kütle atımı yer manyetik alanını bulduğunda daha ziyade kuzey bölgelerden alıyoruz bu etkiyi. Hı hı. Ee, ve Kanada, Quebec'te 10 saat civarında elektrik kesintisine, tabii doğal olarak internet kesintisine sebep oluyor. Soğukta bir zamana denk geldiği için çünkü 12-13 Mart'larda oluyor bu. Ee, 1989 yılından en yakın zaman olarak böyle bir tecrübemiz de olmuş oluyor. Maliyeti ve mağduriyeti evet. ne oldu, ona bakmak lazım ki bugün de biraz daha kıyaslayabilmek için. Kesinlikle, zaten hastanesi var, değil mi hocam? Ee, Tabii. Sağlık hizmetleri var, bütün soğuk hava, hava depoları, gıda depolanması var, bunların hepsi için çok büyük bir. Kesinlikle, kesinlikle. Onun devamında zaten Kanada'da devam eden bu tür bir olay tekrar olursa nasıl hazırlanalım yani Hı. o vakitten bu yana Kanada'da müthiş bir hazırlık var aslında okyanus aşırı denizin altından geçen iletişim kabloları bütün bunların da zarar görmesi bunlar kolay onarılamayacağı için çok uzun dönemde kesintilere sahip sebebiyet verebileceği olduğundan dolayı yani böyle bir ihtimal olduğundan dolayı bu konuda da müthiş bir hazırlık var okyanus aşırı ülkelerde kuzey bölgelerde. Yani İngiliz Başbakan Yardımcısı da böyle bir uyarı yapıyor. İngiltere'de kuzeyde. İsveç, Norveç, Danimarka bunlar hep böyle kuzey bölgeleri daha çok önlem alıyorlar bu konuyla ilgili. Bizim zamanımıza biraz daha yakın gelirsek 2003 yılında Cadılar Bayramı fırtınası evet. olarak bilinen bir fırtına bu da çok güçlü ee, yine x20 civarında olan hani o güçlerini belirtiyorum ki çünkü mesela Etkilerini anlayalım diye evet yani 14 Aralık 2023'te hemen biz geçtiğimiz günlerde x 2.8 sınıfı bir e, durum deneyimledik hı hı. bir patlama deneyimledik hani bu bile e, Kuzey Amerika'da bazı uçuş e, yapan pilotların kesinti bildirmesine mesela sebep oldu. Daha büyük bir güneş patlaması hele bir süper güneş patlaması olursa Çok ki bir şöyle bir tabii düşünce var. 150-200 yılda bir dedik ya 1859'a evet. 150 yıl eklerseniz 2009'a geliriz. Yani 2000'li yıllar evet. dolayısıyla bir süper güneş patlamasının tekrar bir döngüsü içerisindeyiz. Bu maksimum döneminde olabilir. Belki bir sonraki maksimum döneminde olabilir ama bunun içindeyiz. Şu anda olasılığın en yüksek olduğu Olasılık süreçteyiz. Altı. Nasıl ki deprem için... Üstatlar konuşuyorlar. Diyorlar ki işte bunun şu kadar yıllık bir döngüsü var. Evet. Biz bunu doldurduk, uzatmaları oynuyoruz, her an olabilir falan. Burada arada hareketlerini ee, takip ediyorlar. Kesinlikle. Hı hı. Bir de şöyle bir şey var. Deprem bölgesel. Bu tür bir hadise global. Kuzey bölgeleri daha çok etkilemekle beraber bir internet... Bir elektrik kesintisi o bölgelerde olduğunda bütün ekonomiler, her şey bize de sirayet edecek Yani bizde elektrik kesilmese bile internet kesildiği anda bütün borsalar, bankacılık sistemleri sistem hepsi etkilenecek. Daha sonra işte bu geçtiğimiz 2017 yılında olan yine yüksek oktallı böyle bir güneş patlamasından sonra 14 Aralık 2023'te yani 6 yıl sonra bir büyük yine x 2.8 ama büyük derken bir şey oldu 2017'de olan x 9 sınıfıydı halen o x 80'lere varan bir patlama bir süper patlama değildi süper patlama x 50 x 100 arasında bu kadar korkulan bir süper patlama diğerleri geçici radyo kesintilerine sebep olabilir geçici internet kesintilerine sebep olabilir elektrik kesintilerine sebep olabilir ama büyük bir patlama tabii ki daha global bir şeye de sebep olabilir. Geçici yani günlük saat ya da saatlik kesintiler gibi olacak. diyebiliriz. Evet. Şimdi bu bir tarafında ben sosyal medyada paylaşım yaptım evet. zaman güneşle ilgili bir şeyleri. İnsanlar bazı yerlerdeki elektrik kesintilerinden bahsediyorlar. Bunu ayrıca şöyle değerlendirmek lazım. Biz zaten güneş patlamalarıyla bağlantılı olmasa da dönemsel enerji kesintileri yaşayabiliriz. Yani güneş patlamalarını ayrı bir yere koyarak. Öyle mi? Diğer enerji Astrolojik açıdan da baktığımız zaman 2024 e, civarında bu tür risklerimiz zaten var. Yani bir enerji krizi döngüsüne hmm. e, girdik esasında. Tam da şeyi hazırladım. Her şey döngülerle bölümü bakın kitaptan. Güneş Randevu kitabından. Tam denk geldi hocamız denk o konuya geldim. girdi. Evet. Bunun da bir döngüsü Bunun var. Bunun da yani. bir döngüsü var. Ama velakin pek tabii ki bu Güneş'teki çok etkili patlamanın böyle bir sonucu da olabilir. Bu olasılık %10 civarı olduğu söyleniyor. Bilim insanların verdiği bir oran. Yani ben bu konuda çıkıp bir oran söyleyebilecek yetkiye de sahip değilim. Öyle bir güneş fizikçisi değilim sonuçta. Ama astrolojik açıdan çeşitli gezegen döngüleriyle karşılaştırarak daha evvelki büyük patlamaları yani ben oturup çalıştım. Güneş merkezli astroloji kitabında da bazılarını verdim. Baktım bu X20, X17 sınıfı denilen göstereyim. patlamaların olduğu dönemlerde güneşi merkeze alarak baktığımızda nasıl gezegen açıları varmış. Bu arada insanlar sorabilir ya güneş merkezi astroloji nedir? Şimdi biz normalde astrolojide yer merkezi çalışıyoruz. Yani yerden dış uzaya bakıyoruz. Evet. Bize göre ay, güneş, gezegenler nerelerdeler? geometrik dizilimleri böyle değerlendiriyoruz. Güneş merkezi olacak. Güneş merkezi de sistemin merkezindeki Güneş'ten bakarken dünyayı da görüyoruz, bütün diğer gezegenleri de görüyoruz. Ay dünyanın e, uydusu olduğu için o da be beraber değerlendiriliyor. Bir değişim ne? oluyor mu süreçlerle ilgili? Oluyor. Etkilerle. Şöyle ki Çok burada daha geçiyor. fazla Güneşte <laughs> ne olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Hmm. Yani yer merkezli astrolojide dünyaya ne olacağı değerlendiriyoruz evet. ya. Burada da güneşte neler oluyor? Çünkü sonuçta güneşte ne olduğu da bizi ilgilendiriyor. Doğrudan ilgilendiriyor. Bizi e, her açıdan e, çünkü etkileyebilecek olduğunu biliyoruz. 1940'lı yılların sonunda bir radyo mühendisi olan John Nelson... Hı hı kendisine müracaat ediliyor. Bu radyo kesintileriyle ilgili RCI yayınlarından diyorlar ki belli zamanlarda radyo kesintilerimiz oluyor. Bunun sebeplerini araştırıyoruz. Üstad oturuyor çalışıyor. Astrolog falan değil. Tamamen bir bilim insanı ve radyo teknisyeni. Ve gezegenlerin güneşle olan ilişkisinin güneş patlamaları ama aynı zamanda jeomanyetik fırtınalarla alakalı olduğunu tespit ediyor. Bazı grafikler hazırlıyor. Hazırladığı grafikler bizim astrolojide kullandığımız haritalara benziyor. Aa. Arzu edenler Cosmic Patterns diye kitabı var. Ta o yıllardan gelme. Orada bu grafikleri görebilirler. Ben aralarında sosyal medyada paylaşıyorum. Şimdi ben niye bu konuya bu kadar önem veriyorum? Güneş meselesi. Güneş merkezi. Evet. Çünkü ben sonuçta bir öngörü astroloğuyum. Yani ben bazı öngörüler yapan bir astroloğum. Astrolojinin hı hı. çeşitli branşları var. Tahminlerde bulunuyorum. Uyarılarda da bulunuyorum. John Nelson bu güneşi merkeze koyarak yaptığı hazırladığı grafiklerle kendi zamanında Güneş merkezli e, haritalardaki gezegen dizilimlerine dayanarak jeomanyetik fırtınaları yüzde 85 oranında doğru tahmin ediyor ve bu konuyla ilgili bazı firmalara kurumlara danışmanlık veriyor bakın sadece gezegenlerin evet. dizilimlerine Dayanıyor kriteri. %85 doğrulukla gün bildiriyor veya yakın gün bildiriyor. Bu beni çok etkiledi. Dedim Müthiş. ki tamam yani böyle bir sistem elimizde var. 70 sene evvel üst oturmuş çalışmış. Nurlar içerisinde olsun bize de bilgi bırakmış. 1940'lardan bahsediyor. Kesinlikle yani o zamanlarda itibaren. Hem evet. gözlem yapıyor bir taraftan hem bunları çiziyor. Tabii daha sonra bu alanla ilgilenmeye başlayan astrologlar da var ama çok sınırlı sayıda dünyada. Türkiye'de bildiğim kadarıyla hani bu kadar güneş patlamaları ve bu haritalarla ilgilenen pek kimse Sizden yok diyebiliyorum. Her şey sizinle başlıyor. Ben ama canım. Güneş merkezi yani. astrolojiyle ile ilgilenen yeni dönemde bazı genç arkadaşlarımız astrolog. Sizden da sonra da var. mı? Ee, öyle gözüküyor. Çok mütevazı ama, hocam, zorluyor farkındayım. E, ben bunu çok önemsiyorum. En azından ee, cesaretle vermişsin. Artmaları de evet, evet. atmalarını diliyorum. Ee, çünkü bazıları hani böyle ne lüzum var şimdi bu da nereden çıktı vesaire. Ben bundan on küsür sene evvel bu kadar güneşten bahsederken evet. o dönemde hani bazıları da çıktı dedik ya ne alakası var işte falan filan gibi. Ama hayır yani bu çok önemli. Hep ne dedik? 2023-2024 yıllarından itibaren Güneş'i çok konuşacağız. Yani 2024 yılında en çok ne konuşacağız diyor insanlar. Gidiyoruz programlara 2024'ü anlatıyoruz. Güneş'i konuş. Ee, en çok konuşacağımız konulardan biri bence birincisi Güneş olacak. İnsanlara şimdi ben tam sayfayı bulamadım çünkü... E atlaya, atlaya okuyorum yayına hazırlanmak için. Sonra vakit buldukça geceleri detaylı okuyorum. Biliyorsunuz değerli izleyiciler hep söylerim size de. Tam sayfa hatırlayamadım. Aslında mevsimlere etkisi, gezegenlere etkisi, suya etkisi, bölüm bölüm o kadar güzel anlatılıyor ki kitapta Çok değil mi doğru. hocam? İnsana yani, etkisi. İnsana etkisi. Şimdi bizim bütün beynimizin biyoelektrik sistemlerini etkiliyor. Yani beyindeki nöronları güneş aktivitelerinin etkilediğini buldum. görüyoruz. Valla Geomanyetik aktiviteler ve sağlığımız. bakın. Evet çok önemli bir doğrudan bölüm. Doğrudan etkili. Çok etkili önemli bir bölüm. Olduğunu anlatan bir bölüm. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. En çok bahsedilen, haliyle bilim insanlarının da bahsettiği kısmı nedir? Bu güneşteki büyük patlama bizim internet... Elektrik kesintilerimize evet. sebep olabilir mi? GPS sistemleri çökebilir mi? İşte bundan dolayı milyar dolarlık zararlardan Zararlı. bahsediliyor, ekonomik boyutu vesaire vesaire. Tabii ki hastanelerin e, ne e, tabii. De, çalışmaması, su kanalizasyon sistemlerindeki sıkıntılar, yani elektrik şebekelerinin çökmesi zaten büyük sıkıntılar. Bunlar büyük dertler kesinlikle. Ama diyelim böyle bir şey olmadı. Yani Çünkü patlamış, %100 diye bir şey yok. Mi olmadı? Böyle bir kesinti yaşanabilir. Güçel santralleri falan etkilemez mi? Ee, şöyle şimdi onun bununla direkt alakası yok. Direkt yok. Tamam. Yani aslında yeni dönemin en önemli enerjilerinden bir tanesi rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi bu sistemler aslında çok çok önemli ama bu daha ziyade elektronik Heh, elektronik. Elektrikle alakalı evet. şeyleri bozuyor. Ee, yoksa ha, tabii ki... Şöyle güneşin, olur, elektrik çalışmadığı için. Gibi. Evet. Güneşin direkt etkileri pek tabii ki deri kanser vesaire. Yani bunu zaten anlatıyorlar. Konu uzmanları bu tür riskleri var ama diyelim biz gerçekten... Böyle mumlar yedekledik, üste <laughs> işte pilli radyolar aldık vesaire. Çevrezo sığınağa indi hocam. Ha, yani. Tam da bu süreçte. Di, Evet. Diyelim böyle bir şeyi Deneyimlemek. Olmadı böyle bir şey. Şu 2024 26 arası özellikle çok önemsenen bir dönem. Olmadı. Ama zaten güneş maksimumu dönemlerinde biz farkında olmasak da bütün biyokimyamız bundan etkileniyor. Dolayısıyla bu kitapta çok önemseyerek verdiğim bir bölüm nasıl etkileneceğiz evet. ve ne yapabiliriz? Bunlar önemli. Yoksa uyarılar var. Evet bu yedekleyin tamam katılıyorum işte pilli radyo alalım tamam e, ne bileyim nakit para bulunduralım belli olmaz. Inni acette, ha, elektronik para Elektronik bütün şeyler dijitalde yedeklediğimiz şeyleri basılı olarak bulunduralım. Mesela banka defteriniz yazdırıverin yani şimdi artık ha, lüzum yok diyoruz ama mesela önemli belgeleriniz tapunuz vesayiniz vardır basılı yazılı. Hatta son dönemde fotoğraflarımızı hep dijitalde tutuyoruz. Evet. Ee, yani bir şey olsa da. hatıralarımız kaybolacak. Dolayısıyla... Albümümüz bu... yok. Doğru. Bütün bu önlemleri hı. alalım. Hı. Tamam. En kötü ihtimal olmadı. Hani aldığımız bu önlemler her zaman için işimize yarayacak. Yani bir gaz lambası aldığınız zaman bir köşenizde durun. Ne yapalım hı hı. yani böyle bir riske karşı. Ama ve lakin, sağlığımız babında biz farkında olmasak da bu çok etkiliyor. 2024-26 yılları arasında insanların <laughs> agresyonu yükselecek büyük olasılıkla. Daha evvelki döngülerden, özellikle büyük döngülerde baktığımızda şöyle bir durum var. NASA ve Güneş fizikçileri 2019'da bu girdiğimiz 25. Güneş çevrimi. Yani 11 yıllık dönemlerle Güneş maksimumları oluyor. Evet. Maksimuma çıkana kadar son 2 yıl önemli yani 9 yılla 11 yıl arası 11'den 13 yıla kadar da bir maksimumdan minimuma iniş başlangıcı oluyor bir zirve noktasıyla beraber. Bu ortalama 13 11 yıllık döngüler 9 ila 13 yıl arasında değişen. Şimdi buna baktığımız zaman 2019 yılında 25. 11 yıllık döngü teleskopun icadından bu yana bunlar güneş tekesinin sayılmaya başladığı yani dönem. kayıtlara geçmiş olan kayıtlara evet. geçtiği dönemden bu yana 25. çevrime girdiğimiz zaman bir toplantı yaptılar ve dediler ki bu 25. güneş çevriminin zirvesi 2025'te olur Temmuz ayında ve çok büyük bir zirve olmaz. Ortalama 115 güneş lekesiyle geçeriz. Hı. Fakat böyle olmadı. 2022 yılından itibaren kendini belli etti ve 2023 yılında daha ilk aylarından itibaren yaz aylarına dair geçecek şekilde 200 civarında güneş lekesi sayısı görüldü. Yani Ve bir tane eğrisi vardı böyle bir e, grafikte. Onun üstüne 2025'teki Pekin üstüne 2023'te çıktık zaten. Dolayısıyla bu sefer görüşler değişmeye başladı. Dediler ki düşündüğümüz gibi çıkmadı. Daha etkili bir güneş periyodundayız. Derken işte bu son dönemde 2 Aralık civarında Güneş'te 60 dünya büyüklüğünde bir koronal delik belirdi. 2 4 Aralık tarihleri arasında gibi bir Evet biraz daha gerisinden belirdi ama tam bu tarih aralığında da Dünya yönelimde yani dünyaya doğru. Eee çünkü Güneş'in kendi eksen etrafında bir dönüşü var. 27 günlük bir süreçte Güneş kendi ekvatoru etrafında bir dönüş yapıyor. Bu yüzden o Güneş'te gördüğümüz şeyler her zaman aynı yerde kalmıyor. Özellikle kutup bölgelerinde olduğunda belki işte biraz daha ekvatora inene kadar 3-4 hafta kalabilir en fazla. Dolayısıyla insanların hala bu koronal deliğin orada olduğunu düşünmek için bir sebepleri yok. Hmm. Asla tabii ki Google'dan yazabilirler, çeşitli Görsel web sitelerinde de, evet. görsellerini görebilirler, takip edebilirler. İngilizce Space Weather, Türkçesi uzay havası yazıp bu web sitelerini takip edebilirler. Aslında bunu çok öneriyorum. Çünkü ben sosyal medyada paylaşıyorum ama hani kendileri ilgi alanı olarak hem bakabilirler hem de önümüzdeki iki yıl çok önemli olacak. Yani güneşte bir etki olduğunda 2026'ya kadar değil mi 2026'ya kadar çok etkili olacak. Daha sonra da etkili olmaya devam edecek. Bu arada şöyle bir garantimiz de yok. Bu güneş fırtınaları sadece güneş maksimumu dönemlerinde olmuyor. Bazen güneş minimum yani güneş etkilerinin çok fazla olmadığı dönemde de oluyor. Biraz evvel dedik ki 2003 yılında bir Cadılar Bayramı fırtınası, evet, fırtınası. yaşandı. Güneş minimuma indiği dönemde hmm. ve böyle bir ekstra bir durum oldu. Peki belirleyici olan dünyaya dönük olması mı? Dünyaya dönük olması bir de o andaki güneşin durumu yani bunu güneş fizikçileri belli bir oranda tahmin edebiliyorlar. Evet. Ön tahmin sistemleri tabii ki var. Sürekli güneşin gözlemlenmesinin sebebi var. Ee, dünya manyetik alanı bir koruyucu ama bizim kendi koruyucu sistemlerimiz de var. Daha doğrusu şöyle bir şey var. Ne yapabiliriz kısmında? Bilim insanları şunu diyorlar. Sistemleri kapatırız. Çünkü sistemler açıkken aldığınız etkiye nazaran kapatır, kapalı halde aldığınız etki çok daha az. Ayrıca çeşitli koruma sistemlerini de geliştiriyorlar. Yani... Biz hiçbir şey yapmıyoruz değil. Biz derken bilim insanları evet. hiçbir şey yapmıyoruz değil. Bir takım önlemler var. Ama sonuçta güneş bizim güneş sistemimizin yüzde %98. nokta küsuratını kaplıyor. Yani güneş gerçekten çok etkili. Ee, ve güneşte büyük bir şey olduğunda zaten hani buna yapacak bir şey de çok fazla yok. Yani bir Kerim'de kriz yönetimi bile, beklesek de evet. Kur'an-ı Kerim dediniz unutmayınız evet. lütfen hocam. Ee, bir kriz masası, global bir kriz masası oluşturulsa da buna ne kadar hazırlıklı, ne kadar yönetilebilir? Hani ilk çağlarda insanlar neden güneşe tapmış? En güçlü, en savunmasız oldukları Kesinlikle. kaynak oymuş. O yüzden tapmışlar. Mesela karşısında en çaresiz kalınan belki de e, ve bizim yüz yüze olduğumuz kaynak güneş. E, o yüzden... Global kriz masası da oluştursa, devlet büyükleri bir araya da kararlar verse ne kadar, ne çözüm bulunabilir bilmiyorum. Biz biraz Hollywood aklıyla tabii bir refleksimiz var. Evet. Televizyonlar, cihazlar patlamaya mı başlar ne olur? Yer sarsıntıları mı başlar? Bir küçük kıyamet midir? Biz hep böyle efektlerle e, bildiğimiz için direkt evet. aklımıza gelen refleksimiz o yönde. Ama siz altyapısını çok daha bilimsel anlatıyorsunuz şu anda tabii, bize. Tabii, tabii. Yani şöyle diyebiliriz. Benim bu konuyla ilgili ilk çalışmam 2012 Mayalar. Evet. E, o konuyla i̇şte bağlantılı bizim oldu. İşte ilk yayınımız hocamla çok seviyorum çok kıymetli gerçekten. Gerçekten e, çok güzel Çünkü bir anı. Çünkü hiç bir cesaretti var. o dönem bunları anlatmanız. Evet. Güneşle ilgili yurt dışında da sizin iletişimde olduğunuz konuşmalarım var. Evet. Konuşmalarınız evet, var komponent. o dönem. Bu yıl 2024 yılında Kanada için böyle bir konuşma yapacağım. Onlar bizden çok daha bu konuyla ilgileniyorlar. Evet ilginler. Mayalar e, kıyamet Mayalar, değil diye anlatmışsınız buyurun. Doğru. E, 2008 yılında ben o konuyu araştırmaya başlamıştım. İlk kitabım 2009 yılında Dönüşüm Zamanı. Sonra hı hı. büyük uyanış çıktı. Hep güneş aktivitelerinden bahsettim. Sonra 2012 maksimum sun programımıza evet. geldiğimiz kitap oldu. Niye hı. ilgilendim? Çünkü medeniyetlerin yükseliş ve yok oluşlarıyla alakalı. Mayaların ortadan kayboluşlarıyla güneş evet. aktivitelerinin alakası var. Güneş kuraklık döngüleriyle de alakalı. Yani. Her şeyle alakalı. Peki büyük tufanla ilişkilendirilebilir mi bu? Ama Olur derecelerine mi? şart düştü, düşerek soruyorum. Az önce anlattı hocamızın. Kademeleri vardı. 1500 yıllık döngülerden bahsetti mesela. Evet. Bu Şu an yaşadığımız patlamayı kastetmiyorum elbette. Ee, bu büyük çaplı patlamalarla tufanların bir ilgisi ya da büyük tufanın bir ilgisi olabilir mi hocam? Tabii böyle şimdi bunu kesin bilemeyiz. Mi? Yani ben mesela böyle bir iddiayla ortaya çıkamam. Ee, ama çeşitli doğal afetlerle bağlantılı gözüküyor. Hmm. Ee, bunun bir tufan yaratabilecek ölçüde olması. Çünkü az evvel onu soruyorduk Kur'an-ı Kur Kerim'de, Kerim'de kıyametin kopması ile ilgili baktığımızda yine güneşle ilgili bazı pasajların geçtiğini görüyoruz orada. Evet. Ee, dolayısıyla işin o büyük kısmını bilemiyorum. Ee, ama mesela geçtiğimiz günlerde şöyle bir şey vardı. Güneş bir büyük kara deliğe dönüşecek mi? Yani şu anda olay oraya kadar gitti komplo teorileri. Güneş bir büyük kara deliğe dönüşecek mi? Koronal deliği kara delikle karıştırdılar esasında. Kara delik başka bir şey. Koronal yani güneşe ait, onun taş küresine ait. Güneşte oluşan asla delik de değil bu. Manyetik bozulma alanları. Şöyle söyleyebilirim. Dış atmosferine yani güneşin atmosferine baktığımız zaman. Yaklaşık 5800 santigrat derece olduğunu bildiriyor bilim insanları. Evet. Güneş tekelerinin bulunduğu bölgelerde bu 1500 santigrat derece daha düşük, daha soğuk. Dolayısıyla o bölgeler siyah karanlık gözüküyor. Bizden evet, baktığımızda evet. bir delik gibi gözüküyor. Evet. E, bu yüzden işte o koronal delik, koronada oluşan bir delik ama 60 dünya büyüklüğünde olup bir de bize doğru döndüğünde yani düşünün bir top mermisi her an o toptan e, çıkabilir ve topu size doğru çevirmişler. E, hani eski gemi o, savaşlarında falan evet. var ya böyle topu çevirirler direkt e, hedefe vurur. Aynen bunun gibi bir risk oluşturuyor tabii. Ha o Hollywood filmlerindeki gibi bir anda böyle her yer patlayacak, çatlayacak. Yok değil. Manyetosferimiz etkileniyor bundan. Hmm. Dolayısıyla da bu daha ziyade elektromanyetik sistemler üzerinde bu tarz etkiler yaratıyor. Ama şu manyetik alandaki ani bozulmalar bizim biyosistemlerimizde etkiliyor. İnsanı nasıl etkiler? İnsanı şöyle etkiliyor. Beyin aktivitesi dediğimiz... Bilincimizi etkiliyormuş hocam kitapta öyle anlıyorsunuz. Kesinlikle. Artırsınız. Bilinç etkileniyor. Bu arada Sinan Canan'ın kulaklarını çınlatayım. Ay selam olsun canım hocam. Selam olsun. <laughs> <Bu konuda gülüyor> Siz ben... bir araya da geldiniz biliyorum. Evet yani evet. aslında bunu konuşmak lazım. Mesela Sinan Canan gibi böyle bu konuda uzman birisiyle yani beynin biyoelektrik aktivitesinin etkilenmesi, beyindeki nöronların kimyasının etkilenmesi bunların sonuçları ne olur? Şimdi ben Araştırmalarımın sonucunda bunları söylüyorum. Ama ben bu konunun uzmanı değilim. Bu konunun uzmanı olan bir insan bu etkilerin nasıl sonuçlar doğurabileceğini veya kendimizi nasıl koruyabileceğimiz yönünde de belki bazı bilgiler verebilir. Geçenlerde bu çok TÜYAP'da bir aradaydık. Hocamın imza gününe gitmiştim hem ziyaret etmek için. Yayın yapacağız son kitabıyla da ilgili. Hocam size buradan selam olsun. İzleyenler etiketlesin lütfen Sinan Hocamı. Bu konuda konuşmamız lazım. Sevgiler hocam. Çok önemli hı hı. bir konu. E, beyin aktivitemizi etkiliyor. Aynı zamanda e, migran atakları, baş ağrıları, hı. uyku düzeni bozuluyor. Çünkü epifiz bezine etkiliyor. Böyle olunca bütün melatonin dengesi vesaire yani uyku bozukluklarının yaşandığını görüyoruz. Migren ataklarının yaşandığını Agresyon görüyoruz. Agresyon çınlamasına var. kadar gidebiliyor. Baş dönmelerine kadar gidebiliyor. Ekstrem yani ani sıçramalar manyetik alan çok önemli. Ee, ve ve sadece güneş değil aslında gezegenlerin çeşitli dizilimleri de bizim manyetik alanımızı etkiliyor. Bu yüzden biz güneş tutulmaları, ay tutulmaları, gezegen evet. döngüleri ve bunların üzerimizdeki etkilerini anlatıp duruyoruz. Mesela astrolojide Uranüs elektromanyetizma ile alakalıdır. Manyetik alanlarla direkt alakalıdır. Manyetik alandaki ani değişimlerin bilinç sıçramasına varan tarafı da var. Yaratıcılığı çok tetikleyen, telepatik yeteneklerin birden çok yükselmesine sebep olabilen bir tarafı da var. Ve e, hayata daha fazla sevinçle yaklaştıran bir özel arttıran. yaşama Hı. sevinci arttıran bir tarafı da var. Diğer tarafı da depresyon, psikolojik bozulmalar bu riski de var. Yani biraz da kişilere bağlı. Kişilere bağlı. Tabii doğum haritalarımız da o da bize biraz bilgi veriyor ama Bazen şöyle bir soru oluyor. Ya bu güneş patlamaları hangi burçları etkiler? Böyle bir şey yok Öyle tabii değil. Ki. Yani şimdi evet. astrolojide güneş patlayacak, güneşte patlama olacak, ikizleri etkileyecek, kova etkilemeyecek diyemeyiz. Yani böyle bir şey yok. Ama şu var. Sinir sistemimiz vasıtasıyla bizi etkiliyor. Dolayısıyla bizim bütün verdiğimiz kararlar, yaptığımız eylemlerde payı var. Otonom sistemimizi etkiliyor. Dolayısıyla bunlar çalışılması gereken çok önemli konular. Çünkü önümüzdeki iki yıl boyunca bu yoğun etkiler, dediğim gibi internet kesilmedi, elektrik kesilmedi, tamam gündelik hayatımız devam ediyor, bir sıkıntı yok ama bununla bitti mi? Hayır. Bir çalışma var, Rus bilim insanı Tijeski, 5000 yıllık bir araştırma yapmış, 1910'lu yıllarda yayınlamış. Bir bilim insanı. Evet, geriye dönük 5000 yıllık araştırma. Evet, şunu tespit etmiş bu 11 yıllık yaklaşık güneş maksimumu döngülerinde 2 yıl kaladan itibaren dünyada büyük savaşların, devrimlerin, isyanların, kargaşaların olduğunu tespit etmiş. İşte dünyada agresyonun yükselmesi agresyonun bu demek yükselmesi. o zaman. Çok doğru. Zaten biz güneş maksimumuna doğru gitmeye başladığımız mesela 2022 Rusya-Ukrayna Savaşı patlak verdi. 2023 İsrail-Hamas evet, patlak evet. verdi. 2024-26 arası dahası var gibi geliyor. Astrolojik olarak böyle tahminlerim var. Çin tayvanı çok konuşacağız 2024'te özellikle sonunda. Hı hı. Buna benzer başka şeyler de. Ama tabii hani bunlar savaşlar, insan olarak biz üzülüyoruz, sıkılıyoruz. Nasıl müdahale ederiz? Yani sonuçta elimizde olmayabilir. Ama gündelik hayatımızda etkileyecek. Bütün hı hı. çalışma hayatımız, özel hayatımız, her şey. Bu yüzden buna göre kendimizi nasıl hazırlayabiliriz? Çünkü agresyon, tansiyon yükselecek. Mesela bu benim çok daha yüksek oranda tahmin edebileceğim bir şey. Yani hmm. bana deseniz ki ya Öner Bey elektriklerin, internetin kesilme yüzde oranı nedir? Bunu teknolojik boyut olduğu için ben çok bilemem. Bilim insanlarının verdiği ihtimal yüzde on. Hmm. Astrolojik olarak da çeşitli gezegen dizilimlerine bakarak ilkbahar aylarına çok dikkat çekerim. 2024 ilkbahar. 2024, 12-13 Mart. Nisan ayında ve Mayıs ayında da bazı tarihler var. Yani bence çünkü bir yıl içerisinde iki zaman çok önemli. Dünya ile güneş ilişkisi olarak baktığımızda, yani dünyamızın güneşe ile alakalı olarak baktığımızda, ilkbahar ve sonbahar ekinoksu dönemlerinde güneşten gelen radyasyonun arttığını biliyoruz. Hı hı. Ve... Özellikle 21 Mart ilkbahar eknoksu, 23 Eylül sonbahar eknoksu bu orta noktasında, odak noktasında. Mart-Mayıs arasında insanlar çok daha fazla etki alıyorlar bu radyasyondan. Temmuz'dan da başlayan ama en çok Eylül ayında kendini gösteren bir ikinci sene sonu dönem var. Ben astrolojik tarafla birleştirerek güneş aktiviteleri. Çünkü Jüpiter Uranüs kavuşumuna doğru gidiyoruz. Evet. Uranüs elektromanyetik alanlarla alakalı. Jüpiter büyüteç etkisi yaratıyor. Çekim etkisi en fazla olan gezegen bizim güneş sistemimizin çekim etkisi en fazla olan gezegeni Jüpiter'dir. Hmm. Dünyamıza çeşitli asteroitlerin veya başka gök cisimlerinin çarpmasını engelleyen bir dış çekim yaratarak bir tarafında da Jüpiterdir esasında. Jüpiter ve Uranüs kavuşumlarının etkili olduğu dönemde elektromanyetizma ile ilgili hem bir tarafta keşif icatlar var hem bir tarafta bazı bozulmalar var. Dolayısıyla ilkbahar odak noktasında Jüpiter-Uranüs kavuşumunun olduğu 21 Nisan civarı var mesela. Mayıs ayında çok önemli bir yeni ayda yine Jüpiter-Uranüs kavuşumu devredeyiz. E, güneş merkezi baktığımızda 12-13 Mart gibi e, ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam gene 20-24 Nisan gibi 15-19 Mayıs gibi yani bu tarih Hı -hı. aralıkları var. Bunları aralarda sosyal medyada paylaşacağım hani hepsi bir anda ezberimde tabii olamıyor ama Elbette siz. bu tarihler var. Göstergelerle paylaş. Ee, bu tarihlerde Hı -hı. elektrik hosset internet, hosset internet hosset. kesintileri yaşayabiliriz tamam. Bu bu bir olasılık olabilir. Ama insanlar üzerindeki etkilerini burada çok daha ısrarla söyleyebilirim. Çok daha iddialı olarak söyleyebilirim burada illa bir savaş patlak verir şu olur bu olur gibi de değil yani bizlerin gündelik hayatlarından bahsediyorum. Astrolojik olarak Nisan 2024. 2024 yılının en dikkat çeken ayı. 2024 Nisan'a dikkat. 2024 Nisan. 8 Nisan'da bir çok önemli güneş tutulması var. Kuzey Amerika büyük tutulması olarak tanımlanıyor. Bir tam güneş tutulması var 19 derece Koç burcunda. 10 Nisan'da Mars ve Satürn Balık burcunda tam kavuşumdular. Bizim için çok önemli, biraz zorlu etkileri anlatıyor. 21 Nisan'da da Jüpiter Uranüs tam kavuşumdalar. Bu da diğer yani Nisan ayı çok önemli. Şimdi hem yer merkezi hem güneş merkezi baktığımızda böyle bir Nisan ayı karşımıza çıkıyor. Bizim için neden önemli? Neden önemli hocam? 31 Mart'ta yerel seçimler var. Aa. Yerel evet. seçimler civarı haliyle tansiyon yükselir. Umarım daha dengeli gireriz ve umarım sonuçlarına daha, daha evet. evet dengeli yaklaşırız. Ama muhtemelen pek öyle olmayacak. Orada da agresyon, orada da agresyon ve gelince. tansiyon yükselebilir. İşte buralarda ne yapmamız gerekir? Yani pek tabii ki insanız, çeşitli tepkiler veriyoruz, kendimize göre sempati duyduğumuz adaylar olabilir, partiler olabilir vesaire. Ama tabii ki ne kadar daha birbirimize anlayışla yaklaşırsak birbirimizi zorlamak yerine, birbirimizi tamam sen bunu seviyorsun, bunu beğeniyorsun, onu destekle. Ben de bunu destekliyorum. Ben diyebilirim ki benim adayım en iyisi. Siz diyebilirsiniz hayır benim adayım en iyisi. Ama birbirimizin adaylarına övmeye, sövmeye falan başlarsak... 80'lerdeki sağ sol şeylerinin çatışmalarına o gençlerin kullanıldığı o dönemi çevirmezler herhalde o kadar... Ee, umarım değil. Şimdi bakın bir tarih daha konuşacağım. Çok önemli bu buyurun. buyurun. 11 yıllık güneş periyotlarından bahsediyoruz. Ve 11 yılda bir benzer olayların tetiklendiğini konuşuyoruz. Bir önceki Güneş Maksimumu 2013. Hı. 11 yıl koyun 2024. 2013'te Gezi Parkı olayları vardı. Evet. Mesela. 2011 yılı Arap Baharı yaşandı. Mesela. Yani denk gelmiş değil mi? o maksimumun ilk evresi? Evet emresi. o da o etkileri ki çok daha agresif bir döngüden bahsediyor. Bilim insanları söylüyor bize biz de bunu anlıyoruz takip ediyoruz. Şimdi o zaman bu ikbar aylarına bizim hassas çünkü niye? Bizim en iyi dostumuz gene biziz. Evet. Kendi içimizde tabii ki ama bu işi takım tutar hale çevirip fanatikleştirmeye gerek yok. Dolayısıyla herkes gider oyunu verir. Aynen genel seçimlerde ya bak, yaptığımız gibi. Hı hı. Sonuçta neyse odur deriz, geçeriz. Ama eğer buraları büyütmeye kalkışırsak ki zaten bir taraftan bir enflasyon canavarından mücadele ediyoruz ekonomik anlamda. Bu hepimize zarar veriyor. Yani A partisi, B partisi falanı yok. Zirve yapıyoruz şu anda. Evet. Ee, ve bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Tabii ki bu işin sorumluları, ekonominin kurmayları onlar yönetiyor ama bizim de elimizden geldiği kadar bunun içerisinde... E, en azından gündelik hayatlarımız içerisinde daha dengeli davranmaya çalışarak bir fayda yaratabiliriz. Manyetik alan bozulmaları dengelerin bozulması ile alakalı. Zaten bu yıl Koç ve Terazi Burcu'nda Güneş Bayt denge bozulmalarını anlatıyor. Hı. Özellikle Terazi Burcu'nda tutulmalar terazi dengeyi anlattığı için dengenin bozulması demek. Hemen Mart ayında mesela 25 Mart'ta Terazi Burcu'nda ay tutulması var. Yine Oradan başlar. Evet. 25 Mart ay tutulması. 8 Nisan güneş tutulması orta noktası 31 Mart Türkiye'de yerel seçimler. Şimdi öyle bir yere geldik ki iki tutulma arasına. Dolayısıyla denge. Yani çok, çok danışılsa önemli. o tarihte yapılmaması evet, gerekiyor. Evet yani aslına bakarsanız çok önemli bir şey. Gerçekten astrolojiye danışılsa öyle bir kritik zaman diliminde seçilmiş ki o seçim evet, günü. Zaten ilkbahar dönemleri insanların daha aktif olduğu bir zaman dilimi. Evet. Ee, mesela geçen sene genel seçimler daha Mayıs, hani biraz hmm. da onun sonlarına doğru gittik ama Mart, Güneş'in Koç burcuna geçtiği zaman 21 Mart civarı o radyasyonu maksimumda alıyoruz. Zaten hareketlilik var. Her neyse burada o zaman bizim sinir sistemimiz, beyin aktiviteleri, bütün bunlarımız etkileniyor. Ne yapalım? konuşmak lazım. Yapabileceğimiz Şimdi bir şey Şimdi tabii gayet Gaye kulaklarını bir çınlatayım. Çünkü Selam burada olsun. olsa Bilgezler. evet, enerji terapisti evet. olarak bize çok daha fazla bilgi verirdi. Ama şunu diyebiliriz. Bir, gevşeme yöntemleri çok iyi olur. Meditasyonlar, bu tarz çalışma, enerji çalışmaları diyebiliriz. Tabii tefekkür. Ne ee, söylersiniz, evet. Namaz, dua, yani ibadetler her zaman için o gündelik agresyondan kopup bizim e, biraz daha kendi içimize döndüğümüz, sakinleştiğimiz zamanlardır. Hazreti Peygamber selam üzerine olsun. Hı hı. Çok sinirlendiği zaman gider abdest alırmış. Ne demek evet. bu? Suyla temas ediyor. O zaman suyla temas. İmkan varsa tuzlu suyla banyo. Ha, mevsime olsa deniz... Yani deniz ya, imkanı varsa olabilir, kesinlikle tavsiye olur. ederdim ama hani belki mayıs ayından başlayarak olabilir bazı bölgeler için su ama su etkisi olacak. Herkesin olacak de bu imkanı mi? da yok. Yani Ankara'da da yaşayan var ve da yaşayan var Hı -hı. baktığımız ama ama tuzlu suyla banyo. Ee, çeşitli bitkiler, bitki çayları. Yani e, daha rahatlatıcı. Mesela özellikle. ada çayı çekimleri. Ada çayı. Evet. Radyasyonu emen bitkiler bunlar araştırılabilir. Ha Burada asıl hedef radyasyonun etkisinden zaten. Evet. evet, Zaten onun için Bu bizim kullandığımız bu cep telefonları vesaireler hani her dakika ismi üstünde cep telefonu cebimizde dolaşıyoruz ama bunlarla haşır neşir olmayı biraz azaltabiliriz. Aa, Gece yatarken başucumuzda mı? olmayabilir. Tabii. Çok bu önemli. Suni radyasyon yani suni evet. manyetik bozulmalar yaratıyor. Suni e, manyetik bozulma yaratan hı hı. E, bu türde iPad'ler işte bütün bu iPhone'lar vesaire bütün bu sistemler en azından gece geç saatlerde çok aşırı neşir olmayabiliriz. Odamızda yatarken bulunmayabilir. Hı hı. İçtiğimiz suyun yanında olmasa çok iyi olur. Direkt su çünkü direkt alır. Yani siz telefonunuzu evet. aslında bunun yanında Başımız tutuyoruz. Başımızı böyle koyuyoruz. Direkt yani su. ondan sonra da içiyoruz. O oh, afiyet olsun. Tozdan korumak için üzerine <laughs> örtüyoruz ama gerçekten. Bu mesela dikkat edilmesi gereken. Yani her zaman dikkat edelim ama bu dönemde özellikle dikkat edelim. Çeşitli kokular bunlar mesela rahatlatıcı Gül. ama agresif kokular değil. Mesela müzik hı hı. ama rahatlatıcı bir müzik. Osmanlı döneminde insanların müzikle şifalandırılıyor. Müzik terapisi var, ses terapisi var mesela. Ve suyla temas dedik. Açık havada yürüyüşler. Toprak da çimen Sizin yaptığınız daha fazla. gibi yaz boyunca adadaki o muhteşem sabah yürüyüşlerinize tanıklık ediyoruz. Eksik olmayın. Ben onu sürekli yapmaya çalışıyorum. Evet. Tabii gene her zaman mümkün olmaz. Böyle tam ilkbahar çok havalar ısınmamış oluyor ama aslında çıplak ayakla toprağa özellikle çimene basmak. Hmm. Çok alır. Yani üşümeden 3-5 dakikada olsa evet. bir en azından veya ellerle de yapabiliriz ama ayak tabanlarımız çok çok önemli. Ee, tabii onun dışında Yürüyüş spor. Çünkü spor da o enerjiyi güzel bir dengelemeye yarıyor. Yani yaptığınız spora bağlı olarak. Ama mesela salon sporları yapanlar için, özellikle metaller yani dumbbelllarla çalışanlar, için, hafif kilolarda olsa bu tür çalışma yani oraya enerjiyi boşaltmayı sağlayabilir. Bunlar en temel uyarılabilecek şeyler. Ama enerji çalışmaları denilen, enerji dengelemeye yönelik çalışmalar, Yapmayı bilenler için bu dönemde yoga önerilebilir. Yani bu tür çalışmalar kesinlikle önerilebilir. Gaye Hoca taş da önerir bize değil mi? Taş çok doğru. Onu Şimdi Hangi diyeyim. taşlar olduğunu evet. ben bilmiyorum. Gaye mesela bilir o önerdiği taşlar var. Mesela boğaz çakrası için önerdiği taşlar var. İşte ne bileyim Gaye hep der, topaz tonlarını flarik olarak mesela takabilirsiniz boğaz çakrasını hmm. destekler. Böylece agresif dönemlerde. Gereksiz konuşmalar. Yani biz şu anda bir sohbet yapıyoruz. Bir bilgi paylaşıyoruz. Bu okey. Ama bazen çok konuşuyoruz. Ee, telefonla çok konuşuyoruz. Evet. Ee, ve gereksiz enerjimizi harcıyoruz. Bunları biraz azaltmak. Yani aslında hiçbir şeyin fazlası iyi değil. Bana mesela hep sorarlar. Ya hocam bu kadar kitaplar yazıyorsun, ediyorsun, ders veriyorsun. Şunu vaktini nasıl yettiriyorsun? Ben de hep derim ki. Ben çok uyumam. Evet. Çok yemem. Çok da konuşmam. Bilgi verdiğimin dışından bahsediyorum. Formül bu. Bunları idareli kullandığım için zamanımı çok güzel ayarlayabiliyorum. Çünkü bunların hepsi enerjiyi dengelemek izleri benim çok güzel. Kesinlikle. Hocam. Tavsiye ederim. Daha üretken olursunuz. Yani ha onu da söyleyeceğim. Bütün bu güneş aktivitesi döneminde bir taraftan aslında üretme enerjimiz de çok devrede olacak. Dolayısıyla çok agresyon hissettiğinizde, gerginlik hissettiğinizde kendinizi işe vur. Bir şey yapmaya çalışın. Nasıl ki spor diyoruz, enerjiyi dengeleme mesela benim için bu kitap yazmak olabilir. Çünkü bir yükleniyor, bir enerji yükleniyor. Onu bir yere kanalize etme şansınız var. Kesinlikle. Ya yani en kötü evde temizlik yapan hani evde temizlik yapın. Nasıl ki öfkelenince böyle çok daha güzel temizleriz kendi Kesinlikle. kendimize. Çok güzel bir örnek hocam. Yani hani bazı insanlar Bak, diyebilir ki ya biz yazmıyoruz etmiyoruz hani gündelik hayatımıza ne bileyim evdeyiz hani nasıl kullanabiliriz? Ev işleri ya ev işi yapmak zaten en, en ağır iş gerçekten en zorlu iş hep söylüyorum. Sevdiğiniz bir şeyse kimisi ütüden terapi etkisi <laughs> alır. Mesela kimisi lavabo fırçalamaktan çok konuşuruz bunları. Evet. Birileri bir şey silerken, biri fırçalarken müthiş bir arınma, hafifleme hissi gel, geldiğini iddia ederiz insanlar. E bir şey bayılmasak da yani böyle yönlendirebiliriz. Böyle yönlendirebiliriz. Diyorsunuz. Yani gidip başkalarıyla agresyon yaşayacağımıza kendimiz agresyonu bu şekilde atabiliriz. Ha ne bileyim o agresyon dediğim gibi sporla atarız. Yani ne bileyim yapıyorsunuzdur. Bir e, stres yastığına yumruklarını e, yumrukları vurarak rahatlama. Yani böyle öneriler var. Mesela bunlar boş şeyler değil. E, yani hiçbir şeyiniz yoksa çok hırslandıysanız evdeki yastığınızı e, işte yumruklayarak enerjinizi boşaltabilirsiniz. Kimseyi Bunlar kalbini kılmayıp, dönüşü olmayan. Tabii ki. Tabii ki yani tabii ki hakkımızı yani. koruyalım. Tabii ki karşı tarafa beyan edelim. Şunu istemiyoruz, bunu istiyoruz. Bunları söyleyelim. Bu ayrı ama dengesiz bir çıkış yapacağınızı hissetmişsinizdir. Bir toplantıdasınızdır. Artık böyle ağzınızın ucuna kadar gelir ama söylediğiniz anda da olayı bambaşka bir yere taşırsınız. Hani derler ya bir çuval inciri berbat edebilirsiniz. Evet. Dolayısıyla ne yapmalı? Bunlarla başa çıkmak için, stresi boşaltmak için herkes kendince bir takım şeyler geliştirebilir. Bunu illa birilerinin söylemesine de gerek yok, fikir vermesine de gerek yok. Herkes kendini bilir. Dolayısıyla bu iki yıllık süreçte bunlar var. Hastalıkların biraz daha artabileceği bir zaman. Bu süreçte insanların bağışıklık sistemi düşecek değil mi hocam? Evet, en birincisi bu. Hı, hı. Kardiyovasküler sistem etkilenecek. Yani bahsedilen etkilenecek derken böyle bildiriliyor yapılan istatistikler kalp ve dolaşım sorunlarının evet. artması ve kan basıncı değişiklikleri aynı zamanda bütün sinir sistemimiz etkilendiği için sinir sistemine bağlı nörolojik rahatsızlıkların ortaya çıkması evet. Tabii ki psikolojik sorunlar en başta geliyor kan akışını etkiliyorsa doğrudan devamı da zincirleme. Kesinlikle. Çünkü bütün geliyorum. melatonin vesairen epifiz bezi de etkilendiği için. Ayrıca şu tavsiye ediliyor. Buyurun. Genetik bazı rahatsızlıklarımız böylesi dönemlerde nüksel ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla kendi ailenizde ne var ne yok bir gözden geçirin. Hı -hı. En güzeli. dolayısıyla buradaki olasılıkları en azından bir kenara koyun. Mesela şeker vesaire. Ya da işte, yani aileden a, neyi getiriyorsunuz? Hı. Ne sizin için risk oluşturabilir böylesi dönemde? Ee, ve dediğim gibi e, gündelik hayat içerisinde iniş çıkışlar çok olduğu için bunun bizim üzerimizde yarattığı her türlü etki. Tansiyon mesela. Yani çok sinirlenirsiniz tansiyonunuz çıkar düşer. Çok yorulursunuz tansiyonunuz düşer. Bu tarz şeyler. Yani daha dengede kalıp bizi çok yoran şeyler varsa biraz onlara ara verip aralarda dinlenmeler koyup haptosunu kaçamakları yapılabilir. işte hava iyiyken çıkıp dışarıda yürüyüşler, ormanlık evet. bölgelerde özellikle. Hani böyle ağaçlara sarılırız. Ağaç, toprak, doğaya. Ee, toprağa evet, veririz ağaca veririz. O çünkü sonuçta elektrikli bir atmosferde olacağız. Hı hı. Bu yüzden o elektriği boşaltmak için toprağa, suya, ağaca, doğanın içerisinde en doğal, ha bu arada doğal beslenme çok önemli. Mümkün mertebe Baket doğal beslenmeye uzaktan. önem. Uyku düzenine önem verin. Geç saatlere kadar dizi seyredeyim, işte ne bileyim bilgisayarın karşısında durayım vesaire. Bunları çok fazla önermiyorum. Çünkü zaten uyku bozuklukları İhtimali bir tarafta devreye hı hı. giriyor. Ama yaratıcılık artışı çok olacağı için telepatik yetenekler, rüyalar çok artabilir. Tavsiyem bir rüya gördünüz gerçekten de etkiledi. Mesajlar olabilir içerisinde. Bir kenara yazmak evet. böylesi dönemde. Ben yayına gireceğiz. Yani dün sizi gördüm ama mesela çok detay hatırlamıyorum ama sizi gördüğümü biliyorum. Hep de böyle düşündüm dün. Acaba not alsa mıydım anlatırdım hocama diye. Kesinlikle. Sabah kalktığımda hepsini hatırlamıyordum çünkü. Tavsiye ederim. Çok önemli bir şey not almak. Özellikle sabah kuşluk vakti derler eskiler. O vakitte varsa gelen bir şey. Bir de gece saat 3 için çok söylerler böyle şeyleri. Evet. Bu vakitte bir şeyler varsa uyanmışsınız. Hani kimimiz uykumuza kıyamayız şimdi kalkmayayım bölünür falan. Ama orada önemli şeyler çıkabiliyor. Evet. Bize daha sonra kılavuz olabiliyor onlar. Fikir Hı. verebiliyor. Çünkü o bizim içimizden geliyor. Biliş dışından geliyor ama bir şekilde bizim bağımızla alakalı yani hı hı. o manevi bağ diyeyim ona ben o bağımızla alakalı. Dolayısıyla böyle de değerlendirebiliriz. Yani sadece bundan korkmayalım. Ha onu da söyleyeceğim. Bağışıklığı düşüren şeylerden en öne önde gelen sırada şeylerden bir tanesi korku, endişe. Evet. Bağışıklığı yükselten en öndelik, öncelikli şeylerden bir tanesi sevgi. Sevgi alışverişi, hı hı. İnsana, hayvana, bitkiye benim babamın bitkilerle konuşuldu ve onların hakikaten canlandığını gördünüz böyle. Yani. Evet, Günler içerisinde o solgun bitkilerin böyle kendine geldiğini gördünüz. Ama o aynı zamanda o sadece o bitkiye o faydayı yaratmıyor, kendi de ondan ne malanıyor. Dolayısıyla ne bileyim hayvanlar yani sadece e, elle dokunmamız da gerekmez. Bazı insan dokunamaz ama uzaktan onu, o sesle onu iletebiliriz. Kendimize daha fazla müsamaha gösterebiliriz. Kendimizi sevmezsek kimseyi sevemeyiz. Habire kendimizi eleştirmek yerine biraz daha kendimizi takdir etmeye kısmını ortaya çıkartabiliriz. Başarısızlıklarımızı düşünüp hayıplanacağımıza başarılı olduğumuz şeyler üzerinden giderek kendimizi daha iyi hissedebiliriz. Yani şunu yapamadım, bunu yapamadım diyeceğimize A, şunu yapmıştım, bunu yapmıştım diyeceğimiz şeyleri biraz düşünürsek Frekansımızı yükseltir Çünkü bütün hadise frekansı yüksek evet, tutma işte. Ve dünyanın da bir frekansı var öyle değil mi? Schumann rezonansı etkileyecek mi bu güneşteki Kesinlikle. Parkamanı? Dünyanın kalp atışları evet. ile alakalı. Böylesi bütün denge önemli, bunun üzerine kurulu zaten Dengemizi bozuyor. Yani onun çeşitli megahertzleri var. Yani evet. çeşitli aralıkları var. Bazen işte üst bilinç hallerine geçip son derece sanatsal, bilimsel, gündelik hayatımıza ilgili fikirler veren yaratıcı şeyleri de pat diye ortaya koyabiliyoruz. Veya o agresyon içerisinde gevşemede yapmadığımız takdirde işte patlak veriyoruz. Bu bir cinayete de gidebilir. Bu birilerinin üzerine atlamaya evet. da gidebilir. Ya da dediğim gibi bir toplantının ortasında konuşup her şeyi birbirine sokmaya da gidebilir. E, finansal yanlış kararlarımız maddi zarar görmemize de sebep olabilir. Dünyanın şuman rezonansındaki bu değişimler, manyetik alandaki değişimlerle de dolayısıyla güneşle de Hı. alakalı ee, ve önümüzdeki iki, i̇ki yıl, yıl bu manada yüksek oktavlı etkiler alıyor olacağız. Kısacası önümüzdeki iki yıl boyunca frekansımızı olabildiğince yüksek tutalım. Sadece bizlerin değil aynı zamanda dünyanın da bir titreşim frekansı var. Şuman, Rezonans. Şuman rezonansı. Çok önemli. Dünyanın kalp atışları aslında. Bütün düzenimiz onun üzerine, değil mi? Uçaklar çok öyle doğru. uçuyor, gemiler öyle gidiyor, biz öyle hayat hayattayız, ilişkilerimizi, iletişimimizi öyle sağlıyoruz. Kesinlikle. Tam bir dengemizle doğrudan orantılı bir atış, kalp Kesinlikle. atışı bu. Kesinlikle. Nasıl hissettiğimiz, Nasıl beyin aktivitemiz, evet. yani ne kadar mutlu mutsuz hissettiğimiz. Şöyle düşünün: Bir şeyler çok hızlandı ve siz o hızlanan bir şeylere ayak mı uyduracaksınız Yoksa hani? Öyle dağılıp gidecek misiniz? Çünkü bir biyolojik otomotiv evet, bir, biyolojik... bir dünya saatine uyumlu gidiyoruz çünkü değil mi? Çok doğru. Ee, dolayısıyla bu önümüzdeki dönemde bu frekansımızı yüksek tutmak için bütün bu yaptıklarımızı hmm. yapmamız zaten önemli. Çünkü yüksek oktavlı iki yıllık bir sürece giriyoruz. Hayli, tansiyonu da yüksek, hareketi de yüksek. Daha olaylı. Olaylı derken pozitif veya negatif. Yani bazı zaman vardır, birkaç yıl içerisinde belli olaylar deneyimlersiniz. Bazı yıllar vardır, birkaç yılın olayları mesela iki aya toplanır. Zaman hızlı mı akacak? Öyle algılayacağız mi algılayacağız? Zaman olay, olay çok fazla olacak. Yani mesela son döneme de bakalım. Evet. İşte pandemiden sonrasına bakalım. Bir taraftan pandemi salgın vesaire bir taraftan ne oldu ekonomi falan derken arkasından doğal afetler böyle biraz artış olmaya başladı. Ve çok büyük bir deprem yaşadık dünya Gerçekten tarihine evet. evet. Üniversite test konusu olan büyük bir deprem yaşadık. Büyük yani. bir deprem depremler yaşadık hatta. Volkan aktivitesinde artış var. Evet. Son geçtiğimiz günlere bakalım etna tekrar patlamaya başladı. İzlanda'da yanardağ patlaması oldu. Yani bir tarafında ekonomi ile ilgili sıkıntıları konuşuyorduk. Derken bu iş depreme döndü. Yani salgından sonrasına bahsediyorum. Hocam sarmış gibiyiz, değil mi? Doğru anladım şu evet, anda demek istediğinizi. çok doğru. Isenisi. Yani olay sürekli mesela evet. şimdi neyi konuşuyoruz? Ee, güneş'teki bu patlamalar internete elektriği keserse. Evet. Şimdi insanlarda ne diyor? Hoppala yani biz ekonomiyle mi uğraşacağız, depremle mi ilgili bilgi alacağız veya bunu mı hazırlanalım bir taraftan. Şimdi bir de bu çıktı karşımıza diye düşünüyor insanlar. Hı hı. Hali. Hepimiz bunlarla uğraşıyoruz. Ha, bu tekamülün bir gereği. Hı. Yani insan e, tekamül eden bir varlık ve tekamüle sebep olan şeyler zorlu olaylar. Çünkü zorlu olaylar karşısında çözüm üretirken siz aslında kendi kapasitenizi yükseltiyorsunuz. Dolayısıyla çözüm üretmek için bütün bunlar hakkında bir ön bilgimiz olması gerekiyor. Çünkü biz Oturup bir yere yazarak düşünmesek bile bilinç dışı arka planda başlıyor düşünmeye. Hayır, hani evet. deprem olursa ne yaparım o anda diye oturup bir yere yazmasam, ailemle konuşmasam bile bilinç dışı aslında ona bir hazırlık yapıyor. Hı hı. Bir tarafında işte güneşte bunlar olursa buna nasıl hazırlanalım? Aa, bak elektrik kesilse internet neleri getirebilir? Neleri yedekleyeyim? Nasıl önlemler alayım falan? Arka planda bunlar çalışıyor. Bunların fazla endişe yaratmasına müsaade etmeyelim. Ama tabii ki hiçbir şeyle ilgilenmeyim. Ne olursa olsun da diyemeyiz. O Bu da kadar olaylar var. hızlanırken ne yapmak durumundasınız? Siz de bunlardan bilgiler olmak durumundasınız. Yani gerçekten mum stoklayalım Stok derken abartmayalım. Yani gerçekten mum, işte ışıldak filan ne yapabiliyor? Bunları bulunduralım mı? Bence hocam? bulunduralım ne olur ki. Yani sonuçta... Alıp bir köşeye koyduğunuz bir şey. Tabii tonlarca alıp yani, evet, kilolarca ya, bir şeyden bahsediyor. Evet savaştan kaçıyor gibi değil de ama böyle bir şeyimiz olsun tabii hazırlığımız ki. olsun. Şimdi bakın. Bunu herkes deyince yapmayabiliriz çünkü yani korkuya sevk ediyor diye. Ama şimdi geçerli var, itibarı var, saygı duyuyoruz. E, güneş ki. patlamalarını dediğiniz siteden değil de niye sizden takip ediyoruz? Çünkü anlatıyorsunuz Eksik ya bir olmayın. de. Biz daha çok anlıyoruz mesela sizin yorumunuzla birlikte o hareketleri takip ediyoruz. Onun ha. gibi. Şimdi siz mum al diyorsanız biz alırız. Ee, ya şöyle söyleyeyim, bir deprem riskimiz var, değil mi sürekli devam evet. eden. Bir taraftan da bu güneş patlamaları ile ilgili belli risklerimiz var. Yani önümüzdeki dönem bize diyor ki bazı riskler var bu dönemde. Hazırlığı yap. Bir evet. taraftan dünyanın gittiği yöne bakalım. Nükleer savaş riskini konuşuyoruz öyle değil mi? Evet. Şimdi bakın her taraf bize zaten astrolojik olarak Jüpiter ve Uranüs Boğadan geçiyor. Boğa burcu güvenlikle alakalı, fiziksel hmm. ve maddi güvenceyle alakalı. Dolayısıyla bu üçünü arka arkaya koyduk. Yani Allah korusun bir nükleer savaş riski ya da nükleer olmayan bir savaş riski vesaire. Bir tarafta deprem bununla ilgili risk, bir tarafta güneş aktivitesi, elektrik kesintisi vesaire gibi riskler. Bunları koyun. Ve bunlarla ilgili olarak size neler lazım olabileceğini hem uzmanlarından dinleyin hem de oturup kendiniz düşünün. Öner döşer olarak ben neler yapmayı planladığımı söyleyebilirim. Mesela, evet. Siz böyle yapın demekten ziyade. Ben mesela bir yerlerde bankada hesabım varsa banka defterlerini yazdırmayı tercih ettim. Eskiden Efendim, olduğu gibi yani. Evet bir tarafımda az da olsa bir nakit para bulundurmayı tercih ediyorum ışıldak mum gibi şeyleri abartmadan Hı. alıp bir kenara koymayı tercih ediyorum. Ee, ve aynı zamanda gündelik hayatın içerisinde beni bu agresyondan biraz uzaklaştırabilecek çeşitli bedensel hareket, e, hareketleri Yapıyorsun. yapmaya evet. ve sağlığıma daha fazla özen göstermeye e, dikkat ediyorum böylesi bir dönemde. Pek tabii ki her şeyimiz bu dijitalde kayıtlı. O kayıtları basılı olarak bir kenarda tutmayı önerebiliriz. Bütün bunlar çok çok önemli. Şu bakımdan yine önlemler alınabilir. Bakın önümüzdeki bütün bu riskleri topladığımız zaman aslında bir su krizine doğru da gidiyoruz. Hani insanlar hmm. diyecek ya bir de bu var. Var ama. Dolayısıyla mesela toprağa ekilebilir suyu olan bir yerden bir yer alsak iyi bir fikir mi? Bence iyi bir fikir. Güvenliği de sağlayabileceğiniz bir şekliyle Ekmek, biçmek yani kendi tarımınızı minimumda en azından kendi ihtiyacınızı karşılayacak kadar yapabilirsiniz. Kendi suyunuzu susuz kalmamak için bir garantiye alabilirsiniz. Ha, bunun dışında işte kıyamet sığınakları vesaire artık onları hani ben, ben bir şey diyemeyeceğim. Gidin sığınaklara kapanın vesaire falan. Şehir hayatı çok agresif ve bir büyük deprem olduğunda İstanbul için bu çok konuşuluyor. Bu bir risk oluşturuyorsa o zaman şehir dışında Belki biraz daha sade bir yerde bir ev bir kenarda tutulabilir. İmkanı olan. Daha yere yakın. Evet olabilir. yani olmayanın için bir şey diyemeyeceğim. Çünkü bir tarafta ne diyoruz hani neler yapılabilir konuştuğumuz zaman bunlardan bazıları bir harcamayla alakalı. Evet. Yani bir toprak al diyorsak parası olan kendine göre bir şey alabilir. Olmayan. Kredi çekti al demiyorsun. Yani tabii yani. böyle bir şeyi demiyoruz. demiyoruz. Evet. Dolayısıyla bu tarz önlemler ama almalı mı bence evet. Bu önümüzdeki iki yıl için bunları almamıza fayda var. Olur olur. Olmadı. Alınmış alınmıştır. Hiç sıkıntı yaratmaz diye düşünüyorum. Ben inanır mısınız bundan birkaç yıl evvel aldığım şeyleri iyi ki almışım diyorum. Evet. Üst baş buna dahil. Ben Şimdi çok yüksek çünkü. Kesinlikle. Yüksek. sürekli çekim yapıyorum diye hiç unutmuyorum. Kadıköy'den dört tane gömlek aldım. Dedim ki abarttım, müstiflik yaptım. Ertesi sene demiş, dedim ki iyi ki almış. İki üstüne üç üstüne çıktık öyle, fiyatlar. O zamanın fiyatı Dolayısıyla şimdi fiyatı. yani hani bu çok hani ya, sempatik öyle, bir evet. örnek ama bu hani ihtiyaç bağında olan şeyleri kuru gıda bir kısım kenara koyabilirsiniz. Hmm, saklanabilir, stoklanabilir. Evet, evet yani abartmaya gerek yok. Çünkü hepimiz stokçuluğa girersek o zaman yokluk olur. Daha kıtlığı konuşuyoruz, kıtlığı kendimiz yaratmış oluruz. Evet. Bu kadar da değil. İkileriniz varsa. İhtiyaten. Evet. ihtiyaten. Evet. Ee, şimdi şunu anlıyoruz son olarak toparlıyoruz dünyanın kalbini dolayısıyla insanın kalbini de nabzına da etkileyeceğini çok anlaşılır bir biçimde anlattınız. Önümüzdeki iki sene küreselden insana doğru bakacak olursak veya insandan küresele doğru bakacak olursak global düzeyde değerlendirecek olursak hep kırılma noktalar olabilir insanlığın. Evet. Ülkeler arasında olabilir. işletmeler, kurum, kuruluşlar, kabineler, eee Yine insan düzeyinde, bireysel düzeyde bakacak olursak ilişkiler bazında kırılmalar olabilir. Aileler, birliktelikler, bütün bunlarda bir kırılma noktası olabilir. Bunu anladık ve buna nasıl temkinli olmamız gerektiği, nasıl bilinçli olmamız gerektiğini de öğrenmiş olduk. Yani o agresyonun, tansiyonun hem bedenen hem de mecazen söylüyorum yükseldiği anlarda bunun neden olduğunu bu iki yıl boyunca bilmemiz lazım. Ama global düzeyde savaştır, Çatışmadır, saldırıdır, sokak olaylarıdır. Onu artık yani tamam. durun yapmayın bunlar güneşten oluyor deme şansımız yok. Biz yapabildiğimizi söyleyenlerimizi bizim çok şükür yayın yapma olasılığımız var. Gündeme getirebiliriz. Bilincinde olacağız. Doğru. Yani iki sene evet. stabil olabileceğiz. Ya hocam seviyorum evet. öyle artık. Hocam evet. kitapta bile yazdığına göre evet. ve mutlaka bunu okuyacağız. Bakın. Güneşle randevu okuyacağız çünkü Öner hocam hem neler olacağını anlatıyor fiziksel olarak e, suya etkisi az önce söylediğim gibi mevsimlere etkisi onu anlatıyor ama az önce bize de söylediği gibi neler yapılabileceğini neler e, olacağını olabileceğini de anlatıyor. Bu arada Güneş merkezli astroloji astroloji seven sevgili izleyicilerimiz bir de bu açıdan Güneş açısından bakmalı bence astrolojiye e, çok. Güzel net anlatımıyla hocamızın. E, bu arada güneşle ilgili, sizin dışarıyla ilgili, yani yurt dışı ile ilgili çalışmalarınız devam ediyor dedik. Bu süreçte böyle bir tansiyon yüksek mi? E, daha çok toplantılarınız, görüşmeleriniz oluyor mu? Şöyle aslında uluslararası alanda online evet. konferanslar çok Katın, arttı. Arttı, Pandemiden değil mi? Pandemiden sonra hı hı. özellikle yani sürekli bir yerlerden bir şeyler geliyor. E, bu konu benim özel alanım olduğu özel alanımız, için bana özel evet. olarak da tabii bu konuyla ilgili teklif geliyor. Zaten e, duymam, duymamız gereken bir şey olursa siz paylaşıyorsunuz hesaplarınızda. O yüzden e, bu yayın çok kıymetliydi. Tam zamanıydı. E, şöyle agresyon yükseliyor dedik ya. Evet. Tansiyonu yükseltecek, korku pompalayacak o kadar çok şey dönüyor ki birkaç gün önce ben naçizane uyarmak durumunda kaldım. Sörn'ün üzerinde bir boyut kapısı açıldı, böyle bir animasyon görüntüsü gibi mesela. O kadar çok yanıltıcı ve sizi gerecek, frekansınızı düşürecek haberler çıkabilir ki bu süreçte ona temkin olun. Çünkü bazı kötücül güçler gerçekten bu ortamdan, kaostan beslenip tansiyonu yükseltmeye çalışacak. O yüzden hocalarımızın anlattığına benim tarafından naçizane bunu eklemek isterim. Çok temkinli olmamız gereken bir dönem. İnsan, insanız, kıymetliyiz. Kendi hakkımıza da girmeyelim, başkasının hakkına da kul hakkına da girmeyelim. Çok Hocam da. iyi ki varsınız. Eksik olmayın siz de öyle. Valla varlığınıza şükran. Çok Şükürler teşekkür olsun, var. çok değerlisiniz. Eksik Her oluyor. zamanki beyefendiliğinizle, e, ailenizde nur içinde yatsınlar, ikisi dünyaya getirmişler, bize hediye etmişler. Allah Varlığınız Ağlar. böyle, bütün e, sizi sevenler için gerçekten şükran sebebi. Çok teşekkürler. İnşallah teşekkürler. Gaye Hanım'la da bir çekim yapacağız. Bir kez Yapalım. daha hatırlatalım buradan. Sağ olun, var olun. Güneşle güzel. randevumuz nasıl geçecek onu anlattınız bize. Ayrıca. Astroloji okulunda ağırlandık. Ev sahibimiz çok kıymetli. Ee, bize çok güzel bir çekim yaptık güzel enerjisiyle. Diğer şu anda görmediğiniz kamera arkasındaki astroloji okulunun emek verenleriyle çok güzel bir çekim yaptık. Eminim sizler de çok beğendiniz. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz efendim videonun altına. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.